askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Erzurum'da acı vardı bugün. Pençekilit bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Selahattin Taşkın son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları sel oldu aktı. Silah arkadaşlarıyla birlikte eşi de omuzladı naaşını. Kuzey Irak şehidi için memleketi Erzurum'da tören vardı. Kimi evladına sarıldı, kimi abisine, kimi de eşine. Tabutunun üstünde dakikalarca gözyaşı döktüler. Erzurum, Pençekilit Operasyonu bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Selahattin Taşkın için toplandı. Oltu ilçesinde tören düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öldürülenleri sizler öyle sanmayın. Onlar diridirler. Siz bunu hissetmezsiniz. Şehit yakınları naaşın başında gözyaşına boğuldu. Ağıtlar yürekleri dağladı. Şehidin eşi son görev için naaşına omuz vermek istedi. İsteği geri çevrilmedi. Şehit Selahattin Taşkın, il müftüsü Şahin Yıldırım'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından son yolculuğuna eşinin omuzlarında uğurlandı. Sakarya'da ve Kayseri'de de aynı acı vardı. Pençekilit'te şehit olan piyade teğmen Ömer Faruk Civelek Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Van'da şehit düşen Mustafa Bozkurt içinse memleketi Kayseri yastaydı. Bağırın yollarına geçin alalım seni. Bağırın. Oğlum benim komutanım. Gözyaşları sel oldu aktı. Pençekilit şehidi son yolculuğuna böyle uğurlandı. Piyade teğmen Ömer Faruk Civelek, Eylül ayında yapacağı düğün için gün sayıyordu. 30 yaşındaki teğmen Civelek, Pençekilit bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haberi memleketi Sakarya'daki ailesini kor gibi yaktı. Onlar da! Niye bu kadar? Annesi, babası, 6 kardeşi, nişanlısı ve sevenleri. Hepsinin gözyaşları sel oldu. Şehit Civelek için tören düzenlendi. Binlerce kişi toplandı. Helallik alınırken şehit kardeşinin halleri yürekleri parçaladı. Hâlu hayattayken nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahirete taalluk eden hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Törenin ardından şehidin naaşı tekbir eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Bir şehit haberi de yurt içinden geldi. Jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt, Van'ın Çatak kırsalında teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. 43 yaşındaki şehidin acı haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı. Evli ve 3 çocuk babası şehit Mustafa Bozkurt'un evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Interpol'in kırmızı bültenle aradığı terörist Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi. Kiraz, 36 sivilin hayatını kaybettiği Güven Park saldırısı başta olmak üzere birçok kanlı saldırının faillerindendi. Polis ve jandarma ekipleri Diyarbakır ve Lice'de ortak operasyon düzenledi.
İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan turuncu listedeki Azat Kendal Kod adlı Necati Utku Kiraz olduğu tespit edildi. PKK'lı teröristin suç dosyasının oldukça kabarık olduğu anlaşıldı. Birçok bombalı saldırının faili olarak aranıyordu. O kanlı olaylardan biri de Ankara'daki Güven Park saldırısıydı. Saldırının bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. 2016 yılının akşam saatlerinde Kızılay'daki otobüs duraklarının bulunduğu noktada düzenlenen bombalı araç saldırısında 4'ü çocuk toplam 36 kişi hayatını kaybetmişti. 344 kişi de yaralanmıştı. PKK'lı terörist Kiraz'ın 2019 yılında Hezan Karakol Tepesi'ne roket atılması eylemini gerçekleştirdiği de tespit edildi. Ayrıca geçen yıl Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait araca yönelik iki sivilin şehit edildiği saldırıyı da düzenlediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabineyi topladı. KYK kredileri masadaki başlıklardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece ana para ödenecek dedi. Peki KYK kredilerinde nasıl bir düzenleme yapılacak? İşte cevap. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Kredi geri ödemelerinin neye göre yapıldığını söyledi. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Çok beklenen KYK geri ödemelerine ilişkin konuştu. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını yaptı. Aylardır beklenen KYK geri ödemelerinde düzenleme konusunda net bilgi verdi. Borcun yalnızca ana parasının ödeneceğini söyledi. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz'da düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısına katılacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler, düzensiz göç ve Suriye'nin kuzeyine yönelik olası terör operasyonu. Tüm bu kritik başlıklar Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mekik diplomasisi sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidecek. Başkent Tahran'da 19 Temmuz'da düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısına katılacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sırasında ikili ilişkilerden bölgesel gelişmelere kadar birçok başlık ele alınacak. Görüşmelerde liderler fikir alışverişinde bulunacak. Ülkeler arası ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin de Tahran'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le de ikili görüşme yapması bekleniyor. Temasların ardından Türkiye, İran ve Rusya liderleri üçlü zirve gerçekleştirecek. Kritik görüşmenin gündeminde Suriye'deki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınacak. PKK, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konuları istişare edilecek. Takdim ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. CHP'li belediye başkanlarının skandallarıyla devam ediyoruz. Her gün bir yenisi eklenen skandalların son kahramanı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir. Demir, ildeki kaldırım çalışmalarını incelerken bir vatandaş engelli yolunu sordu. CHP'li başkanın verdiği yanıt herkeste şok etkisi yarattı.
Görüntülerde engelli bireyleri hiçe sayan kişi CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir. CHP'li başkan kentteki kaldırım çalışmalarını inceledi. O sırada orada olan bir vatandaş, oranın engelli yolu olduğunu, kaldırım yapılınca ne olacağını sordu. CHP'li Faruk Demir'in yanıtı ise herkesi şaşırttı. Demir'in bu sözleri büyük tepki çekti. Bu CHP'nin skandallarından sadece biri. Daha birçok rezalet yaşandı. CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de yine engelli bir vatandaşa çirkin bir şekilde davranmıştı. CHP'li vekil katıldığı etkinlikte yanına gitmek isteyen engelli bir vatandaşı şunu alın buradan diyerek uzaklaştırmıştı. Ya şunu alın buradan ya. CHP'li Datça Belediyesi de bunlardan geri kalmadı. İlçede 13 Temmuz'da çıkan orman yangınında akıl almaz bir sorumsuzluk örneği yaşandı. CHP'li Datça Belediyesi, bünyesinde çalışan iki engelli personeli zorla yangın bölgesine gönderdi. Hiçbir eğitimleri olmayan engelli çalışanlar yangında yaralandı. Üçüncü derece yanık tedavisi gören personellerden biri Bursa'ya, diğeri de Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da tedavi gören engelli çalışanın hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Gürsel Uçan'sa konuya ilişkin pişkin bir açıklama yaptı. Uçan, "Biz kimseyi eline tırmık vererek zorla yangın bölgesine göndermedik," dedi. Mümkün mertebe kent dayanışmasını öne çıkartıyorsunuz. Şimdi CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer görevden alınarak yerine kayyum atandı. Özel yaptığı açıklamada göreve devam edeceğini söyledi. Görevden aldığı ilçe başkanları imza topladı, mahkeme kayyum atanmasına karar verdi. Gönül Özel yaptığı açıklamada göreve devam ediyorum dedi. Merhaba, hoş geldiniz. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel birkaç ilçe başkanını görevden almıştı. Görevden alınan ilçe başkanları imza toplayarak kongre kararı alınmasını istedi. Genel merkez kongre kararı almayınca iş başa düştü. İlçe başkanları CHP'li Özel'i mahkemeye verdi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel görevden alındı. Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verdi. Görevden alınan Özel, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti. Yaptığı yazılı açıklamadaysa, "Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin açıklama yaptı. Akar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü toplantının ikinci ayağı için hafta içini işaret etti. 25 milyon ton civarındaki tahıl ve gıda maddelerinin nakli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin Ukrayna limanlarındaki tahıl ve gıdaların uluslararası piyasalara taşınması için çabaları sürüyor. Süreç işlerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması geldi. Akar, dörtlü toplantının ikinci ayağı için önümüzdeki günlere dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşı 5 aydır devam ederken Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahıl ve gıdaların güvenli şekilde piyasalara sürülmesi için çalışmalar hız kesmiyor. Tahıl koridoruna ilişkin ilk dörtlü toplantı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılmıştı. İlk defa Ukraynalılar ve Ruslar aynı masaya etrafında oturdular Birleşmiş Milletler mensuplarıyla beraber. Orada konuşmalar, görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin konu üzerindeki hassasiyeti her geçen gün artarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru ve dörtlü toplantı açıklaması geldi. Akar, ikinci bir toplantı için hafta içini işaret etti. Bu hafta içinde de yeniden toplanmak suretiyle nihai kararın verilmesi ve oradaki tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde genel prensip anlaşma yapıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Olur.
İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olabilmek için Türkiye ile yazılı mutabakat istemiş. Teröristleri iade etme ve terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapacaklarına dair anlaşma yapmıştı. Ancak İsveç mutabakata uymadı. Yargıtay FETÖ'cü teröristin Türkiye'ye iadesini durdurdu. İsveç, Türkiye ile imzaladığı mutabakata uymadı. Ankara tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki FETÖ elebaşlarından Yılmaz Aytan'ın iadesi durduruldu. Gerekçe olarak da kişinin baylok kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının suç olmadığı gösterildi. You both made your choice after thorough... İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu sonrası harekete geçen Türkiye, iki ülkenin başvurusunu teröre karşı duruşlarından dolayı veto edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin geri adım atmaması sonrası İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilmiş, üçlü mutabakat metnine imza atılmıştı. Bu mutabakatla birlikte iki ülke, teröristleri iade etme ve terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapacaklarına dair anlaşma yaptı. Ancak İsveç, mutabakata ve NATO üyeliğine giden yola rağmen duruşunu bozdu. Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olan ve bayluk kullandığı tespit edilen, 2018'den beri de İsveç'e sığınan ve orada oturan FETÖ'cü Yılmaz Aytan'ın iadesini durdurdu. Haberi İsveç basını yazdı. İade edilmemesine karşı gerekçe olarak da, bayluk kullanması ve FETÖ sempatizanı olması suç değil açıklaması gösterildi. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Linde, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi. Türkiye, 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep etti. Ancak sadece 3 kişi iade edildi. Sujuvan ratifioinnin tuesta ja siitä ajatuksesta, että puolueet voisivat... Salgınla birlikte eğitimden ticarete birçok işi dijital ortamdan ilerletmeye başladık. Türkiye, dijitalde özellikle eğitimde büyük yol kat etti. Sodimer Başkanı Levent Eraslan, Metaverse ve Türkiye'nin dijital eğitim sürecini değerlendirdi. Salgın dönemiyle birlikte birçok iş yeri uzaktan çalışmaya başladı. Eğitim uzaktan devam etti. Dijitaldeki bu gelişimle birlikte Türkiye büyük bir kazanım elde etti. Yani hiç kimsenin bilmediği programlar, uygulamalar ortalama insanın kullandığı hale geldi. Ve şunu çok net söyleyebiliriz. Türkler, Türk toplumu uzaktan eğitim, dijital eğitim gibi uygulamalara çok sıcak ve hızlı adapte olabiliyor. Türkiye'nin bu sıcaklığı gelişen sistemleri de birebir etkiliyor. Daha fazla üretim yapılmasının önü açılıyor. Bu şöyle önemli, gelecek yıllarda... Eğitim adı verdiğimiz hem dijital eğitim hem geleneksel eğitimin birleştiği eğitim sistemlerinde de çabuk uyarlı göstericilerimiz anlamına gelip bu da bizleri diğer ülkelerin önüne geçiriyor. Çünkü bazı ülkeler özellikle Avrupa'nın çok böyle eğitimde muhafazakar ülkelerinde uzaktan eğitim çok başarı elde edemedi. Ama baktığımız zaman ülkemizde böylesi kurumların yaptığı çalışmalarla beraber önemli bir şekil aldık. Ve Metaverse. Türkiye bu sistemde de çığır açma yolunda ilerliyor. Şimdi Metaverse içine girebilen internet. Hızlı bir şekilde internet içerisinde avatarlarla beraber artık 3 boyutlu, 4 boyutlu sistemlerde bunları göreceğiz. Ve en çok da Metaverse eğitim alanında öncü olacak. Ve Türkiye'nin de bu konuda bir oyun kurucu olması bizim en büyük amacımız. Gözlükler, bilgisayarlar çok önemli ama en önemlisi de içerik üretmek. Bu yüzden de Türkiye... Sodimer Kırkan'a başlıkta Metaverse okulu düzenledi. Bu okulda 10 bin kişi eğitim alıyor. İşte bugün de tesadüf bizim ilk atölyelerimiz başlıyor. NFT adı verdiğimiz. Bu konuda Sodimer çok büyük ön aldı. Hızlı bir şekilde ücretsiz eğitimlerine devam ediyor. Eylül ayında da 3. okulumuzu açacağız. Temel amacımız bu yeni dünyaya toplumu hazırlamak ve bilinçlendirmek. Erzurum'da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu petiği önlem almadan eline aldı ve kovanda bulunan arıların saldırısına uğradı. Arıcılık dede mesleği dedi, arıların saldırısından kurtulamadı. Gülümseten bir vatandaş petek ballarını çıkarmak için kovanların yanına gitti. Hiçbir güvenlik önlemi almadan petekleri çıkarmaya başladı. Yanındaki arkadaşı uyardı ama olanlar oldu. Böyle çıplak girersen arıya. Ola ola.
Biz alışmışız dede mesleğimiz. Ulan kardeş. Bunlar beni yedi. Bu gülümseten olay sosyal medyada binlerce izlendi ve beğeni aldı. Erzincan'da barajla su kaynaklarına kurulan ve devlet desteğiyle kapasiteleri artırılan alabalık tesislerinin sayısı ve üretimi gün geçtikçe artış gösteriyor. Erzincan'da devletin desteklediği alabalık tesisleri gün geçtikçe artış gösteriyor. Kentte su kaynaklarına kurulan 15 tesis bulunuyor. Kurulan tesislerde 950 ton alabalık, 41 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor. Devletin sağladığı desteklerle de tesis kurmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bunu yeni yapılan projelerle özellikle 2022 yılında bize başvuruda bulunan 28 adet projemiz mevcut. Erzincan'da üretilen balıklar dünya pazarında satışa sunuluyor. İnşallah burada üretilen ürünler, burada üretilen balıklarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerine, özellikle Karadeniz bölgesine gönderilerek orada tekrar beslenip Türk somonu olarak dünyaya ihraç ediliyor. Bu yıl içerisinde hedefse tesis sayısını 10 katına çıkarmak. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dutlar toplanıyor. Toplanan dutlar zorlu yolculuğun ardından eşsiz lezzetlerle sofralarda buluşturuluyor. Dutları imece usulü pestil haline getirmek için saatlerce uğraşıyorlar. Sonucunda ise sofraları birçok eşsiz lezzetlerle buluşturuyorlar. Erzincan'ın dut ağaçlarıyla meşhur olan Kemaliye ilçesinde dut hasadı başladı. Köylüler el birliğiyle ağaçlardan dutları tek tek silkeliyor. Dutların toplanmasına yardım eden erkekler geri kalan işleri kadınlara bırakıyor. Kadınlar dutları imece usulüyle pestil haline getiriyor. Tadına doyum olmayan pestil için dut birçok aşamadan geçiriliyor. Şimdi pestil yapmamızın aşaması, dutu iyice pişiriyoruz. Şimdi şurasını süzüp kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra iki kovada da şire alıyoruz buraya, soğutuyoruz bu şire. Kova başına birer avuç un koyuyoruz. İyice ama çırpıyoruz, hiç topak topak kalmayacak. Çırpa çırpa iyice o topakları eziyoruz. Daha sonra sıcak şıranın içerisine dökülüp iyice karıştırılarak kaynatılıyor. Sıcak şırayı getiriyoruz. Bu şimdi karıştırdığımız şeyi dağlayacağız. Buna dağlama diyorlar. Bunu kazana dökeceğiz. Biraz kaynadıktan sonra malez oluyor. Süzgeçten geçirilen muhallebi kazanlara dökülüyor. Şimdi şıranın içine döküyoruz. Son halini alan muhallebi pestil olması için kurutulmaya bırakılıyor. Yaptığımız muhallebiyi böyle bezlere döküyoruz. Kuruyunca pestil oluyor. Kemaliye ilçesinde yoğun yetiştirilen dut bazen pestil bazense pekmez yapımında kullanılıyor. Bunun yanı sıra güneşte kurutulan dutlar kış aylarının vazgeçilmez çerezi de oluyor. Çoğu zaman kışlık ev ihtiyacının giderilmesi için kullanılan dutlar kimi zamansa geçim kaynağı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin uzaktan çalışmaya ilişkin konuştu. Uzaktan çalışma güvenceye alınmalı dedi. 8-5 mesaisi artık geride kaldı ifadelerini kullandı. Evet, adam uzaktan çalışıyor. İş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak? Sağlık sigortası ne olacak? Çalışan emekçilerin, diğer çalışanların, işte farklı nitelikteki çalışanların çalışma hukukundan kaynaklanan kazanımları ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım. 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı o günler çoktan geride kalmıştır. Ama bugün 8 saat, 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Yeni toplumsal ilişkileri,
yeni çalışma biçimlerini ve bunların hukukunu, bunların çalışanların emeğini koruyacak hukuku yeniden mevcut yasalarımızı değiştirerek bu bir şekilde bu yeni eğilimleri dikkate alacak bir şekilde yeniden ele almamız, yeniden ihdas etmemiz, kurmamız gerekiyor. Çalışma saatleriyle ilgili bu mesajları verdi. Önümüzdeki dönemde 6 saat veya daha az çalışmanın devreye gireceğini söyledi. Çalışma zamanları kısalacak. İnsanlar daha az fiziki mekanlarda bir araya gelerek üretim yapacaklar. Fiziki üretim, reel sektörde üretim bu hale gelecek. Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağı çekilmesi ne dönük çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de bu konuda bir pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat veya daha az saat çalışma, fiili, fiziki çalışma ama onun dışındaki çalışma biçimleri işte uzaktan çalışma da bugün konuştuğumuz bunlardan birisi. Bunlar devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da düzenlenen sağlıklı ve üretken uzaktan çalışma konulu panele katıldı. Uzaktan çalışmanın yasal düzenleme ile güvence altına alınması gerektiğine dikkati çekti. Canından, yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamaz. Çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak konusunda her türlü tedbiri almak konusunda, uygulamayı yapmak konusunda kararlılıkla ilerlediğimizi bütün kamuoyu da takdir edecektir. Çalışanların emeğini koruyacak hukuku yeniden mevcut yasalarımızı değiştirerek bu bir şekilde bu yeni eğilimleri dikkate alacak bir şekilde yeniden ele almamız, yeniden ihdas etmemiz, kurmamız gerekiyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Adaylar başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecekler. 9 rakamdan oluşan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı. Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek. 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurularının Temmuz ayında alınacağını duyurmuştu. Atama kılavuzunda açıklanan kadro dağılımı ve başvuru şartlarıyla ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri elektronik başvuru formu doldurularak tamamlanacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak. Sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak. Mağduriyetleri yaşamaması için, onun için ilk defa buradan açıklıyorum. Milyonlarca adayın gözü bu haberdeydi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Sınava girenler aldıkları puanlara göre 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapabilecekler. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Birinciler Kocaeli, Kayseri ve İzmir'den çıktı. Milyonlarca öğrenci 18-19 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavında ter döktü. Hepsi iyi bir üniversitede istedikleri bölüme yerleşebilmek için yarıştı. O sınavların sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi sayfasından ulaşabilecek. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri ise 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar tercihlerini 5 Ağustos'a kadar yapabilecek. Öte yandan sınavların birincilerinin hangi illerden çıktığı da belli oldu. 2022 YKS'de temel yeterlilik testi oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı. Alan yeterlilik oturumunda sayısal ve sözel alanlarda birinciler Kayseri'den oldu. Eşit ağırlık birincisi İzmir'den olurken, yabancı dil testinin birincileri ise İstanbul ve Kocaeli'den çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinde yaşanan kazalar ve ölüm oranları ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ölüm oranlarının düştüğünü belirtti. Bayram boyunca uyardığı sonuçlardan memnun kaldı. Ölüm oranlarının düştüğünü açıklayan Bakan Soylu'nun hedefi sıfır can kaybı. Günler öncesinden başlamıştı uyarılar. Alınan tedbirler bayram boyu artırılarak devam etti. Sonuçsa tüm Türkiye'yi memnun etti.
Türkiye'de kaza ve ölüm oranları düştü. Oranları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Geçtiğimiz yıllara göre kaza ve ölüm oranlarının düştüğünü belirtti. Son 10 yılda Kurban Bayramı tatilinde ölümlü kaza %56, can kaybı %54 azaldı. Kazalar %17 azalırken yaralı oranı ise %24 azalmış durumda. Bu yıl ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazası yaşanırken 67 kişi hayatını kaybetti. Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı" ifadelerini kullandı. Çivi, vida, tırnak makası ve onlarca madeni para, tüm bunlar Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç bir kadının midesinden çıktı. Mideyi açınca bu kadar çeşitlilikte, bu kadar büyüklükte, çeşit muhtelifiyata yabancı ismi görünce biraz açıkçası şaşırdık. Kimse gözlerine inanamadı. Gören duyan herkes şaştı kaldı. Tırnak makası, cımbız, anahtar, çengelli iğne, ne ararsan midesinden çıktı. Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden 158 parça aletle çıktı. Bu kadar görmemiştim daha önce açıkçası. Ekip olayı hiç görmedik. Akıllara durgunluk veren olay Van'da yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki genç kadın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde iğneyi gördük ama yabancı cismi de gördük aynı şekilde midede ama bu kadar büyük bir şekilde beklemiyorduk açıkçası. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra vakit kaybedilmeden genç kadın ameliyata alındı. Doktorlar sadece iğne çıkarmayı beklerken karşılaştıkları manzara karşısında mesleklerindeki en büyük şoku yaşadı. Mamografi çektik, direkt filmler çektik. Raporda bize tel yutmuş, tel olabileceğini belirtti arkadaşlarımız. Ama öyle olmadı. Hastanın midesinden çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, çuvaldız, tığ, vida ve anahtar gibi kesici cisimler çıkarıldı. Ameliyata giren doktor da ekip arkadaşları da gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neyse ki midede herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadı. Sağlık durumu iyi olan genç kadının tedavisi sürüyor. Çok bir şeye benzetemedim ama de aşağıda, çok aşağıda. Yani mide şurada yukarıda bir yerde ama bu çok aşağıda bir yer. Muhtemelen mideyi çekmiş aşağıda. Bursa'da bisiklet çalmak için girdiği sitede atılan tencereyi de çalan pişkin hırsız pes dedirtti. Görüntüler güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Hırsızlar herhalde kapıyı zorla 3 kez bastı. Yüzsüzlüğün bu kadarı dedirtti. Ne götürsem kar dedi. Arsız hırsız kendisine atılan tencereyi bile çaldı. Olay Bursa'da bir sitede meydana geldi. Bu hırsız gece yarısı sitenin deposuna girdi. Gözüne bir bisiklet kestirdi. Niyeti sadece bisikleti çalıp kaçmaktı. Ta ki site sakinleri tarafından fark edilene kadar. Vatandaşlar hırsız var diye bağırmaya başladı. Ancak pişkin hırsız umursamadı, yoluna devam etti. Site sakinleri arsız hırsızı belki durdurur diye tencere attı. Fakat hırsız o kadar rahattı ki ne götürsem kar dedi. Çaldığı bisikleti durdurdu, sonra da kendine atılan tencereyi kucakladığı gibi kaçtı. Sitenin bahçesinde oturan vatandaşlar olayı böyle anlattı. Başlarına gelen olaya gülmekle yetindi. Gece saatlerinde arkadaşlarla parkta oturuyorduk. Site sakinleri hırsız var diye bağırmaya başladılar. Biz de koştuk oraya. Hırsız bisiklet sürerek kaçtı. Ondan sonra mahalle site sakinleri tencere tava atmaya başladı. Balkondan. Hırsız da tencere tavayı alarak bisikletle kaçmaya başladı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis inceleme başlattı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.